قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق رسول الله كما قال في كما قال. السلام عليكم. Cumanız mübarek olsun. Cenab-ı Allah'ın rahmet deryaları tahsın üstümüze dökülsün inşallah. Cenab-ı Allah ancak kulları için rahmet ve merhamet diler. Kullar aksini istemedikçe rahmetiyle, mağfiretiyle, lütfuyla, keremiyle, ikramıyla muamele eder. Okuduğum ayeti kerimede ey insanlar, Rabbinizin katından size bir rahmet gelmiştir. Eyvallah. Öyleyse sevinecek bir şey arıyorsanız Allah'ın lütfu ve rahmetiyle, evet, bununla sevinmelisiniz. Çünkü bu onların toplayıp biriktirdiklerinden daha değerlidir. Huve hayru mimme yecme'un. Ey müminler, Allah'ın rahmeti nedir? Nedir? Hayal bile edemiyoruz da Allah'ın rahmeti. Rahmeten lil alemin her namazda söylemiyoruz. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Alemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Öyleyse sevinecekseniz onunla sevinin. Topladıklarınızda değil. Topladıklarımız size İftihar vesilesi değildir. Topladıklarınız size övünç vesilesi değildir. Sevineceğimiz tek şey, ahir zaman nebisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ümmeti olmaklığımızdır. Çünkü Allah'ın bir lütfu keremi, rahmeti olarak bizim üzerimize gönderilmiştir. Bizim içimizden gönderilmiştir. Bizim için gönderilmiştir. Böyle bir iftihar vesilesi, böyle bir sevinç meselesi varken neye seviniriz, neye üzülürüz? Neye kaybettiniz, neyi buldunuz? Ebedi müftehiriz biz ümmeti Muhammed'den olduğumuz için. Yeter bize. Artar, artar. Ayet çünkü 58. Allah'ın rahmetine için sevinin. Topladıklarınıza sevinmeyin diyor. Toplayanlar nedir? Efendim, belli aileler varmış yeryüzünde. Dünya şeyinin çoğunu onlar topluyormuş. Para hep onlarlamış. Vay be! Özenme! Topladığınız, yani onların topladıkları da ona kâr değil ki. Toprağın altına girilmiyor mu? Ebediyet mi veriyor sana o varlık? Topladılar, kanını emdiler insanlığın. Sömüre, sömüre, sömüre dünyalığı ellerinde topladılar. Şimdi ne yapacaklar bunlar? Bu kadar parayı ne yaparız? Nasıl muhafaza ederiz?
Herkes bize düşman. Eyvah. Yahu. Allah'ın size verdiği rahmeti kim sizden alabilir? Vermediğini kim size verebilir? Allah'ın size vermediği nimeti kim size verir? Verdiğini de elinizden kim alır? Bu iman meselesidir. Sevinin. Hiçbir zalim, hiçbir kötü kimse bize zarar veremez. Çünkü elimizde rahmetellil alemin olan ahir zaman nebisinin ümmetliği olmak gibi bir şeref var bize. Bu şerefin farkında olun siz. Bu şerefin farkında olun. Bu izzetin ve ikramın farkında olun. Eğer Efendimiz'i inkar eden kimseler rastlarsanız reddedin. Şeyin hesabı hiç olmazsa yanımdan kovarım diyor ya. Mehmet Akif. Hiç olmazsa yanınızdan kovun. Sakın Efendimiz'e hakaretamiz konuşan, kuvvetini, peygamberliğini sorgulayan kimselere merhamet göstermeyin. Zira Ebu Bekir Sıddık Hazretleri, oğlu Abdurrahman Bedir Harbi'nde ortaya çıktığında Ebu Bekir Sıddık Hazretleri çekti kılıcını, hücum etmek istedi. Oğlunun üstüne. Kafir taraftaydı çünkü. Sen dur dedi. Sen dur. Efendimiz izin vermedi ama ilk önce hücum etmek isteyen oydu. Oğluna karşı. Şimdi aman oğlum, aman kızım, aman karım, aman kocam. Gavur be. Sen gavurun değirmenine su mu taşıyorsun? Para biriktiriyorum çocuklar için. Çocuklar? İşte inançları var mı yok mu belli değil. Kendine gel. Dua et. İmana gelmeleri için. Eğer gelmezlerse de Ebu Bekir Sıddık Hazretleri gibi merhamet taşıma. Allah'ın dinine, peygamberine düşmansa senin de düşmanındır. Çünkü Ebu Bekir Sıddık Hazretleri merhamet göstermedi. Kılıcı çekti. Hücum etti. Efendim sen bunu dur dedi. Ben başkasını göndereceğim oraya. Şimdi sonra Müslüman oldu. Fetihten sonra Müslüman oldu. Fetihten sonra Müslüman oldu. Efendim hep Müslüman olsun, işte düzelsin, namaza girsin. Ebu Bekir Sıddık Hazretlerinden daha büyük şey olacak halimiz yok ya bizim. Efendimiz'den daha büyük olacak halimiz yok ya. Bunlar imtihandır. İmtihan sorusunu değiştirir de kolayıyla o zaman ilkokul sorusu olur. Ali topu atla geçer ömrün. O tamam, sen o zaman kumda oyna derler sana. İmtihan sorusu değiştirmek olur o. Olmaz. Soruları çalanlar nasıl olduğunu gördük. Hakikat aleminde sorusu başkadır. Dünya bir hercü merce doğru gidiyor. İki şak oldu dünya. Haktan ve batıldan yana olanlar. Bak demiyorum günahsızlar ve günahkarlar. Hepimiz günahkarız. Ama haktan yana durmak duranlar ve batıldan yana duranlar. Haktan yana dur. Allah'a ve peygamberine söven, küfreden, Allah'a ve peygamberini, Kur'an'ı hafife alan, bu memleketin, bu milletin değerini bilmeyip, Türk milletinin ve Türk tarihinin efendim zulümle dolu olduğunu söyleyenlerle bir olma. Bizim tarihimizde zulüm yok. İzzet var. Depdebe var. Adalet var. Hakkaniyet var. Rabbaniyet var. Din var. İman var. İslam var. Türklüğün hiçbir tarihinde dinsiz tarihi yoktur Türk'ün. Oğuz Han'dan bu yana sayısınlar. Neslimiz belli. Puta tapmadık. Kendimize hiç tapmadık.
Cengiz Han'la karıştırmasınlar. Cengiz Han'la karıştırmasınlar. Biz asil bir milletin evlatlarıyız. Rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberin ümmetleriyiz. Dikkat ediniz. Bu değeri hiçe sayanlarla bir olmayınız. Bu değeri hiçe sayanlarla, münafıklık yapanlarla bir olmayınız. Sakın tarafınızı belledin. Ya Rabbi haktan yanayım, bitti. Allah iki dünyada selamet versin hepimize. İşlerimizi rast getirsin. İman ile bu dünyada yaşayıp, iman ile son nefesimizi vermek nasip etsin. Cumanız mübarek olsun. Ela inna senel kelam ve evlen nizam. Ve izâ gure'el gur'an fes temeyleh ve ansitû leallekum turhamû.